Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eray kardeşimizin hesabındayız. Dostlar çayınızı, kahvenizi, sütünüzü, ayranınızı ne alıyorsanız alın. Oturun kenara, çerezinizi mi alıyorsunuz, yemek mi yiyorsunuz? Bugün acayip bir video ile karşınızdayız. Eray kadrosuna 20.000 TL'nin üzerinde coin salmış bir kardeşimiz. O yüzden onun kadrosunu kurarken birazcık şöyle ben de arı bak ben de şöyle bir yaslanacağım arkama. Çünkü şu kadronun keyfini yaşayacağım çünkü bu kadro keyifli bir kadro olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü 20.000 TL'nin üzerinde bir hesap gerçekten iyidir. Kolektif güç rekoru kırabilir miyiz? İlk önce bunu deneyeceğiz tabii ki. Ama sonra olur kırma ihtimalimiz azalırsa farklı oyunculara da yönelebiliriz. Ama tabii kolektif gücü kırmaya çalışacağız. İnanılmaz beğeni ama imal etmiyorsunuz. Instagram Sardar Cusar'dan da beni takip edebilirsiniz. Mavi tiktidir hesabım arkadaşlar. Başka hesaplara bazen çünkü sahte hesaplar açılıyor sizlerden bilgilerinizi istiyorlar. Gözünüz seveyim yani bu konularda biraz zeki olun. Mavi tikim var. Serdar Cosar 21 bin civarı takipçim var. Oradan benimle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz yaslandınız farkındayım. İlyas, Hakan, Mehmet hepiniz yaslanmışsınız. Çok güzel. Hemen Bismillah diyoruz. Çünkü neden Bismillah çekiyorum? Her işe başlarken Besmele'yi çekeceğim babacığım. Bunu unutma. Bunu unutma be kardeş. Bunu unutma. Neyse başlıyoruz stoper kısmından her zamanki yaptığımızı yine yapalım. Bunlar büyük ihtimal DP falan basmış olabilir. Bir şey olabilir. seviye antrenmanıyla başlayalım. Bu arada 7.885.000 GP'si olduğu görünüyor. 65 tane binlik antrenörü var. Onun dışında antrenörü olmadığı görünüyor. 65'e de bir tane oyuncu yani sağlam galafi oyunculardan bir tane fullenebilir gibi duruyor. Fena değil. Peki sözleşme yenileme öğesine bakalım. Baktığımız abo Burada matematik hocama selam olsun. Bunu e, hesaplayamayabilirim. 60 tane 21 ne yapar? 1260 yapar. Bilmiyorum doğru mu hesaplıyorum. 1260, 1270, 2270 diyorum ben. 2270 günlük sözleşme yenileme bileti var. Yalanın varsa yorumlara yazın. Yalan abi matematik hocana lanet olsun seni falan derseniz engelleyeceğim engelleyecememezsin. Bu kadar basit. Dostlar bu şekilde beceri antrenmanını kontrol ettiğimde beceri antrenmanında da şu an sıfır diğerlerine basmıştır büyük ihtimal. Yukarı doğru çıktığımızda bakalım bu hesapta bizi kimler karşılayacak? Bu arada lütfen sizden bir ricam var. Yorumlara, kardeşlerim yorumlara kaç TL harcadığınızı Yazarsanız çok mutlu olurum bir de şu yine bu mesajımı vereyim küçük kardeşlerim oyuna para harcamayın adam bak çalışıyordur da kafasına göre harcıyordur ayrı ama gel git sen anandan babandan aldığın harçla oyuna basma be kardeşim ben sana diyorum sana yüz yüze şu an konuşuyor sana diyorum yani. Şimdi kaleciyle başlayacağız ee, bu şu dantemi kalecinin yanındaki abi nerede olsa tanırım bir danteli. Bir Dante şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Bir Dantel bir de Dante tanırım. E, Casillas var hemen aldık Casillas'ı. Casillas'ın dışında kaleci olarak daha iyi böyle yedek bir kaleci beklerdim. 20.000 TL ve üzeri hesap için. E, Dida var. E, Vitor Baya var. Ya bir de kaleciye çok fazla yatırım yapmaya ama ben de mesela yatırım yapmaz Mesela Oliver Kahn'ı buldum. E, mesela Peter ya açmazdım yani anladınız mı? Oliver Kahn yeter bana derdim. Benim fikrim. Ha, diğer oyunculara daha fazla şans e, yani coins için şans olsun isterdim yani. Gelme ihtimali yükselsin diye. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi 3 stoperlik bir taktiğimiz var. 3 üç stoperin 3'ünün de sağlam olması gerekiyor. 102'lik kaleciyle başladığımız için hala kolektif güç rekoru kırma ihtimalimizin ben hala yüksek olduğunu düşünüyorum aramızda inanmayanlar var. İnanmayanlar görecek. Bence güzel bir hesap olacaktır bu. Yukarı çıktık. Destansı gördüm, heyecanlandım. Daha iyilerine ihtiyaç var derken. Bu çok iyi oldu. Şimdi Maldini var, Baresi var, Puyol var dostlar. Şimdi Laps dedim bak bunu koydum 102. Laps dedim bunu koydum 102. Laps dedim bunu koydum 102. E, peki bu kaç oluyor? Bu daha düşük oluyor. Bu arada Nesta, tabi ya tabi menajer değiştir. E, abi bir şey söyleyeceğim. Dalga mı geçiyorsun? Senin ten hakkın varsa sen... Neden tenaklı oynamıyorsun ya? Kanka vallahi bak beni yaşlandırdınız ya. Vallahi bak beni yaşlandırdınız yani. Yapmayın çocuğum şunları gözünüz seveyim yapmayın ya bak ne yapacağımı şaşırdım ya. Uzun top kontra. Al 103 oldu işte ya. Ya bunlarla beni sınamayın arkadaşlar ben yaşlıyım. Bunu görmesem şimdi bu videonun sonunda abi menajere bakmadım. Menajer belki iyi ya kardeşim Tenaka almışsın ya. Tenaka Almışsın. Tenhak var takımında. Neden Tenhak'la? Yapma bunu. Bir daha olmasın. Bir daha olmasın. 103 yaptık adamı. Durduk yere 103 oldu. Nesta. Bak da 102 oldu abi. Çünkü bu bak niye biliyor musun? İki adamın birer reytingi arttı. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Kolektif güç rekoruna daha da yaklaştık demek oluyor. Ya bunlar çok önemli. Şimdi bak Baris'i kadroda yok ama yedeği alacağım babacım ben bunu 102 yani. Neyse tam bu kadar uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yukarı doğru çıkıyoruz. Kaleci benim hoşuma... Ya şey teknik direktör benim hoşuma gitti bu arada olması. Çıktık yukarı. Roberto Carlos'umuzu gördük. Bu arada Roberto Carlos ben burada unutuyorum dostlar. DOS'ta oynayabildiğini. Birkaç kardeşimiz abi Dosa niye çekmedin diyor. Babacım bizde yok ki kendi hesabımız Biz gariban adamız. Bizde Roberto Carlos yok. Ben ne bileyim Dosa çekildiğinde onun oynayabildiğini. Roberto Carlos'tan dos olmaz. En azından fakire olmaz arkadaşlar. Dos, parası olana zengini olur. Yaz bunu bir kenara kullanırsın ya. E, Candela var çok, Alfonso Davis var. Kanatta da oynar. 101 oluyor. Roberto Carlos da 101 oluyor zaten orada. Onlara biz rekor kırmak istiyoruz. Bizim hedefimiz yüksek. Bizim hedefimiz yüksek kardeşim. Önemli olan o yani bizim için. Neyse. Çıktık yukarı. Bir efkarlandım bir anda. Sak Sakai, Sakai miydi bu? Kimdi bu? Sakai var. Ya hiç de işte Sakai'sini beğenmiyorum ben bunu. Hiç böyle güldürmüyor beni yani. Mykon. Tamam takipten çıkma. Yapmıyorum espri. Ee, Bergamut var orada. Geçtik Bergamut'u. Bize 102 lazım babacım ya. Oho. Biz hemen şımardık yalnız. Patrick Vieira 102. Çok güzel. Edmonds'ın var. Guardiola var. Joshua Kimi var. Joshua bir kanatta oynamıyor. O zaman Go'da oynayacak. 102. Ee, önemli değil. Rating de önemli. Yani şeyden bahsediyorum. Oraya 103'lükler falan olması gerekir. Ee, ama Joshua Kim'i de alabiliriz. Dur ayarlayacağız. Bir, kardeşiniz ayarlayacak onu. Bir rahat olun siz ya. Çok stres yapıyorsunuz be kardeşim. Stres sağlığa zararlı. Bir sakin ol. Ayarlayacağız. O iş bende. Bu arada inanılmaz bir oyuncudur. Angus. Angus kuşu. Nil ya da Nil Anka mı demek istersin? Ha? Beyler çıktık yukarı. Power Netfet 102. Kanatta da oynuyor değil mi? Al babacım kanada. Hiç 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 düşünme. Gavi Beckham al kanada 102. Çok iyi. 102'nin altını kabul etmiyorum bu arada. 102'nin altı geldi mi? 102 rating altı geldi mi? Video kapanır. Çıktık yukarı. Evet beyler, dostlar. Kendinize iyi bakın. Video kapanacak galiba. Zico, Laps. Dur, sakin ol. Laps 101 oldu. Bir dakika, sakin Oraya 102 gelecek mi kardeşim ya. Schneider. Birazcık ben de şu an tedirgin oldum ama tamam bu kadar. Aaa. Musiala kaç oluyor? Ulan Musiala nasıl 101 oluyor? Al diye Al Totti. Al Dostlar şu anda son santrıf orada her türlü bak her türlü her türlü 102 ve üstü olacak. Yani daha daha iyi o, her türlü olacak yani o. Çünkü bu kadar olmuşken bu kadar olmuşken olur değil mi? Heyecandan oyunculara basar oldum. Tamam, rahatladık. Of. Çok mu kolay sanıyorsunuz bu kadro kurmaları? İnsan strese giriyor, strese. Al şu Messi'yi babacığım. Ee, al şunu. Al şunu. Ya şu akim mi? Oğlum orada da 102 oluyormuş adam lan. Helal olsun. Al. 105 yap bir tane bir reytingimiz artsın. 2026 olduk. Messi'nin bu arada big time'ı daha. Ne çabuk unutuldum big time. Kroyf. Canını yirim. Canını. Bak canını yirim yirim. Sen buralara nereden geldin ya? Yaradan ağır ben. Dostlar yukarı çıkıyoruz. Tamam güzel. Genelde tamam sıkıntı yok. Şimdi Joshua Kim miydi? Diğerleri 102 oluyor zaten ama şuraya bir Şevçenko'yu alalım. Şimdi önemli olan tabii benim tadımı kaçıran bazı şeyler oldu. Olmadı değil. Yani ee, yani ayranımız dökülmedi ama daha kötü şeyler oldu arkadaşlar. Yani belki de ayranın dökülmesi bizim açımızdan daha iyi olabilirdi. Olsun canımız sağ olsun. Neden peki? 102 reyting çok fazla o, koyabileceğimiz oyuncu yok. Mesela Messi, iki tane Messi'yi zaten kadroya şu an yedeğe alamayacağız. Ee, o yüzden 102'ler az olduğu için kolektif güç rekoru kıramama ihtimalimiz yüksek. Ama deneyeceğiz. Geneldeyiz. Şu sıkıntı oluyor. Babacım iki tane Messi alamıyorsun zaten. Yani anasını satayım buraya 105'i koymuşsun yani. Joshua mi aldım 102. E, ee, Bares 102 olacak. Bir an önce kadrodaydı zaten. Totti 102 olacak. Şimdi burada 102'lerin, 103, 102'lerin yedekteki performansı, reytingi çok önemli oluyor. Ama kardeşimiz Tenag'ı seçmemiş, bırakmamış. Bak yine aklıma geldi. Tenag'ı seçmesem hiçbir şey yapamayacaktık. Musiala. Alfonso Davis. 101'in altına düşmeyelim be kardeş. Çok iyi. Çok iyi. Düşmedik düşmedik sıkıntı yok. Beyler Maykon. Tamamdır 3104 ve geliyor. 3165. Abi işte sıkıntı şurada. Bak kadro cayır cayır kadroda bir sıkıntı yok. Kadroda sıkıntı yok. Tek sıkıntı ne? İşte yani bak iyi bir hesap. Asla laf edemem kardeşim daha ne olsun ya görmüyor musun? Daha ne olsun? Ama işte kolektif güç rekoru kırmak. Şimdi yedeklerin bir çoğunun da 102 olması gerekiyor. Bir de mesela 103 Zico var. Zico yok mesela. 103'lük Zico yok. Ee, biz tabii kadroyu 101'ini aldık. E oraya 101 100 yerine 103 olsa 67 mi olacak? 69, 67 bir şeyler olacak. Daha da yükselecek. ister istemez. Da ee, daha da böyle ekstra böyle De Jong yok mesela. De Jong. de Jong. olsa mesela şu anda şu 101'in yerine tak De Jong'u koyabilsek kadroya. İki kademe daha artacak. Bunlar tabii küçük nüanslar ama kadro kötü mü asla. Ya şu kadroya kötü desem dilim düğümlenir arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyi. Bu arada yani bu şekilde oynatıldığında böyle oynayabiliyor. E, dörtlü de oynanabilir. Yani bir sıkıntı yok. Zaten Maldini biliyorsunuz. Bek Back, sol bek de oynayabildiği için yani Dörtlü de rahatlıkla Maldiniyi sola çekip sağ bekde de bir tane oyuncu zaten alabiliriz. Tek sıkıntı şu işte iki tane burada Messi var bunlara da para harcamış. Big time Messi için de bir ton para harcamıştır. diğer Messi için de ama bunları işte kadroya alamıyoruz maalesef ki. Onun dışında rezervde kalan oyunculara baktığımızda Harry Kane var. Seversiniz sevmezsiniz ama bir Showtime oyuncusudur. E, Coman var, Rafael var, Big Time. E, Bergamut var, e, Edmondson var, Guardiola var, Neymar var, Kandela var, Fambasten, Van Del Piero. Bu arada yanlış anlamayın. Bunlar rezervde yani şu anda kadroya bile alamadık. Mbappe var gördüğünüz gibi. Bu arada Mbappe de 101 oluyor değil mi? Yok bu 101 oluyormuş. E, Cristiano Ronaldo gelmiş. E, top açılım şeyinden. E, hediyeden. E, ya Nuno Mendesler falan var. Altta Gavi var. Forlan var. Rosicchi var. E, yani Figo'su var. Puyol'u var. Dida'sı var gördüğünüz gibi. E, burada Sakai var. Bunların hepsi para verilerek açılan oyuncular. Bunlar bedavaya açılmıyor. Belletti var mesela. Ya bir epik kartın da zaten 94 olması ben anlamıyorum ya. olan Nasıl... Bu kartların güçlü olması gerekiyor. 94 rating nedir anasını satayım diye gidiyor arkadaşlar. Çok çok keyifli bir hesaptı. Valla ben kurarken çok mutlu oldum. Özellikle de böyle teneki böyle bulup seçmem bana bilmiyorum böyle bir güvende verdi ulan ne kadar dikkatli bir çocuğum daha yaşlanmamışım diye düşündüm arkadaşlar. Gerçekten keyifliydi. İnşallah kardeşimiz vurduğu gol olsun. Ee, eğer 1000 like'ı geçersek bir daha kendisinden isteriz. Ee, maç videolarımız çok izlenmiyor diye atmıyoruz. Bu kadrolar çok güzel kadrolar. Eğer maç istiyorsanız hangi video 1000 like geçerse kontrol edeceğim. O kadrolar beğenilmiş demektir. E, 0 TL kadro da olsa böyle de olsa. Bu kadrolar beğenildiyse 1000 like geçenle tekrardan isteriz sahibinden. Maçımızı da yaparız maçımızı da atarız. Sözüm söz dostlar bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa. E, bugün bu gecede, yarın gecede, e, yine gece 12'de yayınlarımız olacak. Cuma gecesi ben bu videoyu büyük ihtimal Cuma atarım diye tahmin ediyorum. Yani e, bugün Cuma geliyorsa tahminimce Cuma gece 12'de e, Fakir Spor'un kuruluşuyla ilgili bir e, gece 12'de canlı yayınımız olacak. E, izlemenizi tavsiye ediyorum. E, GP'lerle sadece oyuncu takım kuracağız ve onlarla maç yapacağız. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın.